Ya bura. Bırak havlu bakayım. Yumurta yap ver bana. Sen kendin yap. Hatta gelsin o yapsın. Şule. Ne Şule? Gelsin Yıldız yapsın işte. Hem Nel'i sevdiğini de biliyordur. Niye depsik yapıyorsun kız? Yo yo. Kesin biliyordur. Benden önce biliyordur. Ben senin yaşlılığına denk geldim. Sen pek yiyemiyorsun yumurta. Sen benim yaşlıma geldin, ben senin cenazene gelmeyeyim. Neresin Gaydros? Yıldız'a gidiyorum işte, havalına götüreceğim. Dur dur, bırak, dön şimdi. Dön, Şule'yi al, bir yere yerleşti, gezmesin havare. Nereden? Turgut Reis'i otogara gidiyor, şimdi çıktı. Otele mi geri getireyim? Getirme, getirme. Bağırma onu, ben burada. E nereye götüreyim abi? Ya ne bileyim ben nereye koyacaksın? İşte koy, üzme büzme bir yere yerleştirme. Ama abi havalanın lan. Ya oğlum onu da yap, bunu da yap, daha saat var, hadi, hadi bakayım. İşi gücü bıraktık abimin. Tövbe estağfurullah. Ne yapıyorsun şöyle? Onu abine sor. Abimi tanımazmış gibi. Arkandan dönerdi işte. Ya bıktım kelebek, bıktım vallahi. Onu bu seviyorum ama söyleyemem hallerinden. Seni aramasın, beni arasın. Ya 40 yıllık abimi değiştireceğim? Hadi şöyle, gözünü seveyim. Ya hadi. Ben ne yapacağım kelebek ya? Nereye gideceğim? Bizim yengeme bırakayım, biraz kafa dağıtırsın. Olmaz, gelmem oraya. Nereye gideceksin? Dortmund'a geri mi döneceksin? Bilmiyorum, giderim belki. Ya yapma, gözünü seveyim şöyle. Hadi ya, hadi. Üf, kelebek ya. Aç. Ben sonra ararım. Aç dedim. Ya boş ver şimdi. Efendim? Abin mesaj atmış. Havaalanına senle gidecekmişiz. Ne zaman gelirsin? Abim şey yaptı. Benim işim var, geleceğim. Tamam ama geç kalmıyorum, olur mu? Tamam, tamam. Kapatmak zorundayım. Ben sizi... Şule! Ya! Bırak beni, gelme peşimden bak sakın. Git nereye gidiyorsan, Yıldız'ı taşıyacaksan taşı. Ya ne alakası var? Çıkın Yıldızlardan, dünyadaki halinize bakın. Abinle maymun oldunuz. Ya Şule! Gelme peşimden! Şarkı mıydı lan o? Abim kesecek beni ya. Açma abi. Açma. İki defa çaldırdım, benden günah gitti. Oğlum bu kadar iptal aynı gün içinde. Kesin evrenin işi bunlar. Söylüyorum, dinlemiyorsun. Gönenç yapıyor. Gözde Hanım, koskoca adam bununla mı uğraşacak? Evrenin işi bu. Allah Allah. Var ya, Yıldız'ın dediği kadar varsın ha Faryalı. Ne demiş Yıldız? Ne olsa evrenden biliyorsun diyor ya. Haksız çıkıyoruz değil mi sonunda? Ama bu sefer değil. Diyorum sana, gönenç yaptırıyor. Allah Allah. Niye yaptı? Neden? Adam benimle yatmak istedi. Ben de olmaz dedim. Sonuç bu. Oldu mu? Estağfurullah, konuşacak şey mi bunlar Gözde Hanım? Sordun, söyledim. Yani konunun evrenle hiçbir ilgisi yok. Hatta bilakis evrene ihtiyacımız var. Hayırdır? Domuz döner mi takacağız kapıyı? Faryalı, biraz mantıklı ol istersen. Adam ikimizden de tecrübeli.
Otele nasıl kafile getiriyordu sen de biliyorsun. Şimdi o olmazsa, Gönenç müşteri göndermezse biz ne yapacağız? Perişan oluruz. Gözde Hanım. Bak ben hayatımda bir kere yaptım o hatayı. O da kardeşimin hatırı için. Bir kere daha yapma. Yakarım bu oteli. Yine de o çiyanı bu kapıdan içeri sokmam. Bana göre. Yalnız ben de bu otelin bir ortağıyım. Yıldız da. İyi madem. Yanık otel ortakları olacaksınız o zaman. Yanık otel. Adam olan ceketini alır gider. Öyle kadını sokağa bırakmak da neymiş? Otel değil, ev olsa o da giderdi. Ama otel olunca biliyorsun işte takıntılı. Ben göreceğim onun takıntısını. Ya sen kim oluyorsun da benim sevgilimin adamlığına laf ediyorsun? Detayları konuşmayalım istersen. İyi. Ben gideyim o zaman. Senin de o adam sevgilin gelsin alsın seni burada. Ben ne yapacağım şimdi ya? Niye aradın sen beni? Bilmiyorum. Ben biliyorum. Seni gitmemeye ikna edeceğimi bildiğin için. Yok. Ben gideceğim bir kere. Gitmeyeceksin. Çünkü sen o herifi seviyorsun. Mesela ben nefret ediyorum. Ama sen seviyorsun. Yapacak bir şey yok. Kimisi de evinde böyle çer çöp biriktirir işte yani. Seviyoruz tabii yani. Kaç yıl olmuş şurada? Onun öyle seneyle falan ilgisi yok. Sen aşıksın. Ne bildin? Çünkü sevdiğin adam için başka birine kötülük yapmayı göze aldın. Ben bunu bilirim. Ya ben nasıl döneceğim oraya ya? O iş kolay. Nasıl? Mağdur oldum diyeceksin. Bunları bana Evren yaptırdı diyeceksin. Diyeyim de seninle işbirliği yaptığım için öldürsün beni değil mi? Şey olmaz. Kandırdı beni de. Sen Yıldız'la İpek için koşturdun da geldi benimle konuştu. Beni kandırdı, kıskandırdı. Hata yaptı bir de. Tabii. Sonra da seni öldürür. Ya ben bunu her duyduğumda kenara 5 lira koysaydım şimdi Bodrum'un yarısı benim. Ya iyi tamam da yani senin kazancın ne olacaktı işte? Onlar düşünüldü sen rahat. Hadi yavrum. Sen şimdi bavulunu al doğru adamının yanına git. Yuvayı dişi kuş yapar. Garson, hesap. Sen öde. Gidemedim Faryal. Niye? Seviyorum seni. Öyle mi seviyorum? Nasıl olsa öğrenmeyecek miydin? Böyle mi öğreneydi? Yani başkasından öğrense bir şey. Ya senden öğrenince mesele zannediyor. Daha delikanlı çocuk kafasında kim bilir neler kuruyor. Yanlış şeyler mi kuruyor? Şule! Ya tamam ya, tamam. Bak ben bir şeytana uydum. E böyle derler zaten. Vallahi gerçekten ben bir şeytana uydum. Bak bir şey diyeceğim ama dellenme olur mu? Ateşe söyleyeyim diye. Evren kışkırttı beni. Ne? Ne işin var senin o adamla?
Ben iş mi çeviriyorum? Bak dinleteceğim beni kız. Ya kandırdı diyorum beni. Neyi kandırdı? Şeker mi verdi kandırdı? Nasıl kandırdı? Yıldız beni evden attı. Şimdi işleri daha kolay dedi. Ben kıskanıyorum seni. Ya gaza geldim, bir hata ettim. Ne olursun affet beni. Ben kötü biri değilim Faryalı. Seni atamıyorum, kovamıyorum. Vicdanıma, merhametime dua et. Öldüremiyorum seni. Gelemeye dua et çocuğum. Daha bir siz koyamam. At kendini bir yerlerden. Sen de kurtul, ben de kurtulayım be. Nereye? Ya bak söz verdim, ne olursun delilenmeyeceğim diye. Efendim şöyle. Çıldırmış çıktı buradan. Sana geliyor. Gelsin gelsin. Öldürmeye geliyor bak, ben sana diyeyim. İyi işte. Ölürsem otelin yarısı senin şöyle. Ha? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.